Hedef görüldü. Komutanım, hedef atış alanımda. Emrinizi bekliyorum. Onaylıyorum, atış serbest. Hadi Bora. Vur şunu. Tam zamanı. Yap atışını. Şöyle güvenli bir yere geçelim. Dikkat et. İyi atıştı Bora, teşekkürler. Sanatımızı icra ediyoruz komutanım. Benim yaram var. Eğer uyarmasaydın şimdi çoktan ölmüş olurdun. Kim bunlar? İzimizi nasıl buldular? Bana mı soruyorsun gerçekten? Operasyonun ayrıntılarından benim bile haberim yoktu. Bu operasyondan sadece Mithat'ın ve benim haberim vardı. Ah! Neyse, şimdi konuşmanın zamanı değil. Gel, sana yardım edeceğim. Gel. Seni yalnız bırakmayacağım. Tamam mı? Buradan çıkmamız lazım. Ne bekliyorsunuz? Gidin öldürün şunları. Adamlara bak, ölümüne susamış gibi saldırıyorlar.
teröristlerin kafasını hiç anlamayacağım. Ben 23 yıldır avlayan adam. Sen çabuk. Gelin daha çok yolun var. Cengiz ben yukarı çıkıyorum. Tamamdır. Nadia, patronu arayıp haber vermemiz lazım. İyi mi saçmalama, şimdi sırası mı? Kaçıp hayatımızı kurtaralım ya. Olmaz, haber olmak. Suriye'de emeği mi? Birazdan orada mı? Emeği bir terslik mi var? Efendim, haberler kötü. Baskın yedik. Ne? Nasıl olur Amy? Bu kaçıncı? Türkler mi yine? Bilmiyoruz efendim. Peki Thomas'ın durumu nedir? En son bıraktığımızda hala yaşıyordu. Allah kahretsin. Amy, hadi gidelim. Bak çok kanaman var. Amy, senin neyin var? Yaralandım ama çok önemli bir şey değil. Nadia sayesinde kurtuldum. Şimdi ikimiz birlikte buluşma yerine gidiyoruz. Tamam, ben de geliyorum. Çok dikkatli olun. Lanet olsun. Buluşma yerine gidiyoruz. Daha hızlı sür. Gerçekten konuşmanın sırası mıydı? Selçuk, çıkar şu silahı. Şimdi atlayacaksın da ne zaman atlayacaksın? İşte benim zamanım geldi. Ateş düşürücü geliyor. Ver coşkunu. Siz dünyanın süper gücü olarak bu hale düştüyseniz devir değişti demektir. Bence bir, bence yedi konuşuyorum. Beyaz Melek ve Amy kaçıyorlar. Binanın batı kanadındalar. 11 istikameti. Tamam. Anlaşıldı, tamam. Cengiz siz. Üst kata çıkın, plan B'ye geçin. Ben Nadia'nın peşinden gidiyorum. Nadia, Nadia'ydı değil mi? Ağzım tam olarak alışmadı da. Beyaz Melek Nadia. Nadia Beyaz Melek. Tamam. Arkadaşlar toplanın bir. Oo. Vallahi esaslı kızmış komutanım. Tabii buldu sizin gibi delikanlıyı. Bırakır mı? Sabri. Vallahi Sabri haklı komutanım. Hem sizin dediğiniz gibi tam Balkan tipolojisi var. Tam bir dur. Biz de bakalım kimmiş bu Beyaz Melek? Pardon, hayatımızı kurtaran Beyaz Melek diyecektim. Ha,
Beyaz tenli olduğu için kendisine beyaz melek kod adını takmış demek ki. Allah razı olsun. Çok işimize yaradı. Ver şunu bakayım bir. Ne oldu Devran? Merak mı ettin? Yo, niye merak edeyim? Görev için bakıyorum. Tabii tabii. Selim haklı. Bu görev için Nadia'nın yüzünü ezberleyin. Dediğim gibi arkadaşlar, bu operasyonda Nadia ile beraberiz. Kurduğumuz plan gereği Nadia ve Emin'in kaçmasına müsaade edeceğiz. Bu ipin ucu da bizi ahtapotun kellesine götürecek. Anlaşılmayan bir yer var mı? Hadi oyun başlıyor. Amy, bak acele etmeliyiz lütfen. Lütfen. Temiz. Temiz. Baygın komutan. Arkadaşlar. Herkes dersine çalıştı değil mi? Antalya'da turistlere rehberlik yapacak kıvama geldim komutan. İsmail. Vallahi benim Rusya'ya dilim dönmüyor komutanım. Hiç beni o topa sokmayın. Ah İsmail. Razbudiyevo. Taktaşno. İşte bu. Aradığım özellik performans bu var beyler. Bir asker her dilde emir alıp vermeli. Bravo. Hadi. Travay! Travay! Kim söylesin? Neredeyim ben? Kana buladığın toprakların birinde. Suriye'desin. Şimdilik hayatını kurtardık. Ama şimdilik. Konuş bakalım, seni kim kaçırdı? Değil mi? Siz kimsiniz? Sana bir soru sordum. Bakın büyük bir hata yapıyorsunuz. Sizi yaşatmazlar. Ama konuşup anlaşabiliriz. Yapmayın. Lütfen yapmayın. Senin rüşvetine ihtiyacımız yok. Bak, bu bölgede partnerlerimiz var. Sizi onlarla görüşürüz. Ne isterseniz verin. Söz veriyorum. Ostorsa Stroje. Konuşun. Siz Rus'sunuz. Sen de ahtapotun köpeğin. Haydi Emir, sık dişini. Gel, gel otur şöyle. Bu şekilde devam edemeyiz. Bir araç bulmamız lazım. Mithat bizi buluşma yerinden alacak. Mithat burada mı yani? Evet.
bir saklan, peşimizde biri var. Lanet olsun, ne yapacağız şimdi? İzimizi buldular. Bana bak, sen burada bekle. Ben gidip o pisliği öldüreceğim, tamam mı? Amy, eğer 5 dakika içinde geri dönmezsen git ve canını kurtar, tamam mı? Dur. Bakıyorum av oldun Ali Yüzbaşı. Ne yapıyorsun manyak? Amy çatıştığımızı sanmalı. Bir daha kulağımın dibine sıkma şunu. Yeni bilgi ne? Önce şu maskeni ve gözlüğünü çıkar da görelim o güzel yüzünü. Böyle çok çirkin gözüküyorsun. Ha şöyle. Seni dinliyorum. Amy yaralandı. Nişancım Bora çok iyi atış yaptı. Öte yandan öğrendiğim şey... Atilla Yüzbaşı'nın katili Mithat da burada. Evet, ne düşünüyorsun? Büyük resmen. Gitmenize izin vereceğim. Sen de bana ahtapotla Mithat'ın kellesini getireceksin. Söz veriyorum, getireceğim. Planın ne peki? Beni öldürmeni istiyorum. Bak bu çok güzel. Zevkle yapacağımdan emin olabilirsin. Отменя не обижает. Fark ettin mi? Evet. İşler bayağı birbirine karıştı. Postu deldirmeden çıkalım bir an önce buradan. Sana can borcum var. Hem de bir günde 2 kez. Umarım ödemek zorunda kalmazsın. Dikkat.
barış dedi sana. Yapma, yapma yalvarırım yapma. Barış! Yapma! Son kez soruyorum sana. Seni kim kaçırdı? Bak yapma. Ne oyunlar dönüyor? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Konuş. Yapma. Konuş, yoksa bağırsaklarını deşerim. Bakın, bakın çok para veririm size. Zengin bir adamım ben. Bırakın gideyim. Bakan yardımcısı Thomas Mansfield. Yolun sonuna geldi. Aa! Komutan. Adam altına işedi ya. Ya konuşursun ya da seni öldürür cesedini köpeklerin önüne atarım. Hayır etme. Bilmiyorum bir şey. Bir şey bilmiyorum yapma. Konuşman için yapma. Son 5 saniyen var. Bak yapma. 5! Lütfen. Hayır. 4! Hayır! 3! Hayır! 2! Lütfen yapma. 1! Yapma! Kim var orada? Güzel alın. Gerisi nedir? Kurtarın! Şu çevirdiğimiz oyuna bak. Şeytanın bile aklına gelmez. Harbiden ya. Bu sıklarla operasyon yapacağız. Başlıyoruz. Hadi gidelim Cengizler'i vuralım bakalım nasıl olacak. Lütfen kurtar. Bırak silahını dedim sana. Bırakın bizi çıkalım buradan. Yoksa öldürürüm. Lütfen. Çok uzamıştı. Siz Türksünüz. Türküz. Siz kimsiniz efendim? Neden burada esir edildiniz? Enerji Bakan Yardımcısı Thomas Mansfield. Benim için mi geldiniz? Nasıl oldu bu? Açıkçası biz başka bir görev için geldik. Ama adamları bulamadık. İstihbaratımızda burada bir çatışma olduğu bilgisini verdi. Buraya geldik ama hiçbir şey bulamadık. Teşekkür ederim. Canımı kurtardınız. Teşekkür ederim. Handevri. Adam altına kaçırmış oğlum. Ne olmuş lan burada? Cengiz 105 gibi de neler yaptı o zaman.
Sir Thomas'ı buradan çıkarın. Gidelim Sir. Bu cani herif az daha görecekti beni. Tam zamanda geldi. Sağ ol. Komutanım. Dezenfektan vereyim mi? Yüzünüze mikrop bulaşmış olmasın. Neler oluyor? Aniden bastırdılar. Planlı ve kalabalık geldiler. Oradan sağ çıkmamız bile mucize. Cehennem gibiydi. Kim bunlar Amy? Hiçbir fikrin yok mu? Ruslar. Ruslar mı? Beşimize takılanlardan biri Rusça konuşuyordu. Beni öldürmek üzereyken Nadia hakladı herifi. Yüzüp yüzüp kuyruğuna gelmiştik. Ama olmadı. Siz elinizden geleni yaptınız kızlar. Geç bir pansuman yapsınlar. Bu kadar hassas bir operasyon için Suriye fikri hiç iyi değil Mithat. Aksine kimsenin kuyruğu birbirine değmez burada. Ruslar delirmiş olmalı. Thomas onlar için hediye paketi gibi. Cefasını biz çektik, sefasını onlar sürecek. Bunu söylemek için çok erken. Bu işten kim karlı çıkarsa faili odur. En azından hasarsız çıktık kavgadan. Gidiyor muyuz, kalıyor muyuz? İstersen kalıp direnebiliriz. Sayımız az. Buna gücümüz yetmez. Gidelim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Biz bazı devletler gibi masum insanları kurtarırken ayırt etmeyiz. Bizde din, dil, ırk, mezhep ayrımı yoktur. Biri suçlu olsa bile zorla alıkoymak, silah kullanmak, kaçırmak bunlar doğru değildir. Benim bir suçum yok. Bakan yardımcısı olduğum için kaçırdılar. Ülkemi benimle tehdit edip siyasi şantaj yapmak istediler. Bunu öğrenmek zor değil. Yakında ortaya çıkar. Şimdi bu tespit edilemiyor muymuş Mustafa Başçavuş'um? Asla. Ancak içini biri açarsa anlayabilir. Yeni geliştirdiler bunu. Vay be. Daha neler göreceğiz senden? Böylelikle Thomas'ın bütün görüşmelerini dinleyeceğiz. Attığı her adımdan haberdar olacağız. Ben de, devletim de size minnettarız. Sağ ol. Eşyalarınız Bay Thomas.
Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Telefon sizin mi? Benim. Buyurun. Sağ ol. Benim bir bakan da aramam lazım. Thomas arıyor. Ruslar yokluğu olabilir. Komutanım, Thomas Suriye'den bir numarayı arıyor. Denize düşen yılana sarılırmış. Sesli dışarıya ver Büşra. Mithat. Thomas, neler oluyor? Dostum, neredesin? Lüzende herkes seni arıyor. Beni kaçırdılar. Suriye'de. Suriye mi? Bu senin soğuk şakalarından biri mi? Şaka falan yapmıyorum. Bir grup terörist beni Luzern'den Suriye'ye kaçırdı. İnanmayacaksın ama onlar da baskın yedi. Tam Rusların elindeydim. Türkler imdadıma yetişti. Bir dakika, bir dakika dur. Ruslar mı, Türkler mi? Rusların elinden Türkler mi kurtardı seni? Öyle. Hayatımı da itibarımı da onlara borçluyum. Nereden haberleri olmuş peki? Burada bulunan Türk unsurları tesadüfen çatışmayı duyup gelmişler. Mithat. Orada mısın? Evet. Çok şanslısın dostum. Türkler müttefikliğin hakkını vermiş. Ben senin için ne yapabilirim? Senden bir ricam var. Beni kaçırırlarken sevgilimi öldürdüler. Sen de hazır Luzern'deyken izini yok etmeni rica ediyorum. Basın filan duymaz. Tamam, icabına bakarım. Gözün arkada kalmasın. Tamam, şimdi kapatmam lazım. Ben seni arayacağım. Parayı ve kadını takip et, çakalın izine ulaşırsın. Bu hiçbir zaman şaşmaz. Zavallı kadın. Ölüsü bile yük. Bunların gözünde insanın hiçbir değeri yoktur ki. Yalnızca kapital sistemin çıkarlarına taparlar. Haklısınız komutanım. Komutanım, Thomas ve Mithat artık avcumuzun içinde. Plan kusursuz işliyor. Hüseyin. Tüm binayı aradık ama herhangi bir şey bulamadık. Tebrikler Cengiz Yüzbaşı. Geçmiş olsun Bay Thomas. İyisiniz değil mi? İyiyim. O alçak herif çok sert vurdu. Biraz ağrım var. Ama iyiyim, sağ ol. Dua edin öldürmemiş. Helikopter 20 dakika içinde bizi alacak. Hadi araç bin. Sağ çek şu arabayı. Rastlantı üzerine geldi. Peki Ruslar operasyonu nereden biliyordu? Artık şüphem yok. Sızma var içimize. Ben bile yolun yarısında öğrendim Suriye'ye geldiğimizi. Adamlar baya baya hazırlık yapmışlar. Aşağılık bir komplonun içindeyiz Nadia. Aklım durmuş vaziyette. Bir dakika, bir dakika.
Sakince düşünelim. Sahadaki adamlardan sızıntı olabilir. Ha. Bizi buraya getiren pilotlar mesela. Onlar bile şüpheli durumdalar. Kontrol etmedin mi zannediyorsun? Her operasyon için yeni bir ekiple çalışıyorum. Sonuç aynı. Her şeyi baştan değerlendirmek lazım patron. İzin verirsen ben bu işi üstlenebilirim. Desteğini hissetmek güzel Nadia. Sana güvenebileceğimi biliyordum. Birlikte kurtulacağız bu beladan. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Bilgi akışı durduğu an onlara indireceğimiz darbeleri düşün. Dağılan her şeyi toparlayabiliriz patron. Bence bir fırtına yedi konuşuyor. Helikopter binme noktasına 5 dakika. Geliyoruz. Hüseyin helikopter gelmek üzereymiş. Biraz hızlı gidelim. Emredersiniz. Ulan adam altına ne kaçırdı be? Vallahi ben niye utandım komutanım ya? Sen ne utanıyorsun Selçuk? Bırak adam utansın. Komutanım kim bilir ne yaptınız adama? Ya vallahi bir şey yapmadım. 50 defa anlattım. Niye anlamıyorsun? Adamın kas sistemi çökmüş komutanım. Allah'tan bir şey yapmadınız ya. Bir de yapsanız kim bilir ne olacak adama. Yalnız onu bunu bırakın da. İsmail Bahçavuş'un bir öldü. Zannedersiniz adam aktör ha? Vallahi güzel öldü arkadaşlar. Ben de şahit. Selçuk, siz kısa donla gezerken ben Kuzey Irak'ta teröristlerle bıçak bıçağı savaşıyordum koçum. Vaaay! Helal olsun komutanım! Bravo komutanım! Adamsın İsmail Başçavuş'u. Bırakın da o kadar olsun yani. Şu anda tüm eylemleri askıya aldım. Tek önceliğimiz sızıntıyı bulmak. Yardımına ihtiyacım olacak Nadia. Sözüm söz. Ama sen de sözünü tutacaksın. 4 gözle müjdeli haberini bekliyorum. Annenle ilgili biraz daha vakte ihtiyacım var Nadia. Onu hapisten çıkartıp yanına getireceğim. Bu kolay değil. Bahanelere sığınmak, şart koşmak yok Mithat. Konuşmuştuk bunu. Yan yana gelmekle bitmiyor iş. Sonrasında senin güvenli bir ortama ihtiyacın olacak. Orasını ben hallederim. Sen elini çabuk tut. Sabrım tükendi. Fazla değil. Birkaç gün içinde sisli hava dağılacak. Önümüzü göreceğiz. Benden haber bekle. Nasıl dağılıyormuş sis? Planın ne? Yakında öğrenirsin. Eğer hain aramızdaysa kimden ve nasıl öğreneceğimizi biliyorum. Emi sana emanet. Türkiye'de tedavi göreceği yere bırakırsın. Thank you.
Kızım beni iyi dinle. Hemen Almanya'ya geçiyorsun. Kimseye uğramadan teyzenlere git. Bak sakın. Ama sakın kimseye yerini söyleme, anlaştık mı? En az bir haftaya ihtiyacım var. Niye beni acele ettiriyorsun? Kızım bak, beni anlamıyorsun. Durum çok ciddi. Ya seni başka türlü koruyamam ben. Merve? Kızım? Merve? Kızım? Efendim? Ne oluyor burada? Hangi akla evime giriyorsunuz? Mithat Sargon ve Bençi ile ilgili bağlantılarınız adli makamlar tarafından tespit edilmiş durumda. Soruşturma kapsamında yapılmış görüşmeler aleyhime kullanılamaz. Lütfen inkar etmeyin. Kayıtlar elimizde. Ben kimseyle menfaat amaçlı ilişki kurmadım. Öyle mi? Telefon konuşma dökümleriniz. Peki neden oyuncak oldunuz ellerinde? Çünkü tehdit edildim. Aylardır üzerinde büyük bir baskı var. En sonunda kızımın canına kastetmeye kalktı caniler. Neden durumu emniyetle paylaşmadınız? Sedef Hanım, vakti geldiğinde hesap vermeye hazırım. Ama şu anda onların taleplerini yerine getirmem gerekiyor. Yoksa kızım ölür. Sizden şu an aksi beklenmiyor zaten. Yalnız talepler demek çok masum kalır. Her biri ayrı ayrı ihanet vesikası. Peki kızıma ne olacak? Merak etmeyin. Devlet gerekeni yapacak. Oo arkadaşlarım, komutanlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Süleyman Hanım. Süleyman. Emret komutanım. Yiyecek bir şeyler var mı? Kurt gibi acıktık. Olmaz mı komutanım? Bütün yemekhaneyi sizler için hazırlattık. Vallahi ben çok acıktım. Baksana elim ayağım titremeye başladı benim. Al işte. Selçuk, canım kardeşim. Senin de tok olduğun bir an yok ki zaten. Yalnız bir şey söyleyeyim. Hepiniz meşhur oldunuz. Bayağı bütün dünya, sosyal medya falan sizden bahsediyor. TT oldunuz ya. Bakın, haber burada okuyorum. Radikal örgütlerce kaçırılan Enerji Bakan Yardımcısı Thomas Mansfield, Türk Özel Kuvvetleri tarafından kurtarıldı. Açıklama yapan Mansfield, Türk askerlerine minnettarım dedi. Al işte. Bir Türk düşmanına bile bu sözleri söylettik ya. Vallahi helal olsun bize. Arkadaşlar gerçekten elinize sağlık. Çok iyi bir operasyon oldu. Sağ olun. Sağ olun. Yalnız beyler, bir kişiyi unutuyoruz. Beyaz Melek. Yiğidin hakkını yiğide vereceksin. Ne dedim de öğren ben sana? Ne dedin? Bak, Nadia esaslı kızmış. Helal olsun. Tamam tamam, kabul. Görüşürsek söz, tebrik edeceğim kendisini. Oldu mu? Vallahi helal olsun. Hakikaten. Hadi beyler, silahları bırakıp yemeğimizi yiyelim. Ya açık.
Rahat. Çıkabilirsiniz arkadaşlar. Emredersiniz. Yüzbaşı Ali Banazlı. Yüreğinize sağlık Ali. Büyük iş başardınız. Sağ ol. Otur. Nadia cephesinde neler oluyor? Komutanım, eğer Nadia Mithat'ı ikna etmeye başarırsa, ki başaracak gibi görünüyor, büyük istihbarat sağlayacağız. Deneyebiliriz. Nadia'yı resmi olarak muhbir sıfatıyla kullanabilmek için bugün üstlerimle konuşacağım. Sen de bir yokla bakalım teklifimize ne diyecek. Komutanım, bunu yapmak zorundayız. Nadia ailemin içine kadar girdi. Sedef'le tanışmış. Hatta kendini Sıla olarak tanıtmış. Sıla? Yani Sedef şüphelenmesin diye komutanım. Yani gerçek ismi Sıla değil, değil mi? Yani ben Nadia olarak biliyorum. Emirlerimi bekle Ali. Emredersiniz komutanım. Komutanım, kız Bulgaristan kökenli. Müslüman Türk annesinin Türkiye için canını feda ettiğini söyledi. Hatta kendini Sıla ismiyle tanıttı. Kaldı bu doktor ya. Sakin ol tatlım. Gelir şimdi, tamam. Yani açıkçası yeri kritik olmasa ben müdahale ederdim. E ne de olsa sahnede tecrübeliyim. Beni affedebilecek misin? Beni yaraladığın için mi? Geçti gitti Eymi. Hem İstirçe'de kavga edip barışmadık mı biz? Hı? Sert kızlar böyle anlaşır. Gel. Gel. Yatmana yardımcı olayım, gel. Yavaş yavaş. Nadia. Bu anne meselesi nedir? Mithat bahsetmedi mi hiç? Hayır. Ama senin için hassas bir konu olduğu belli. Evet.
Doktor bey geldi. Getirin hemen. Tamam. Daha uygun bir vakitte konuşuruz, olur mu? Nadia. Teşekkürler. Her şey için. APC. Güzel. Yalnız ben titizim. Silahları denemeden almam. Senin üzerinde deneyebiliriz istersen. He. Ruslar beni neden kaçırdı Mithat? Asıl sorulması gereken soru, Türkler oraya nasıl geldi? Bırak şimdi Türkleri. Onlar her yerde. Ruslardan biri ahtapotum köpeği dedi bana. Ne? Gerçek mi bu? Gerçek. Ahtapotum köpeği.
Bu organizasyonun deşifre olduğu anlamına gelir. Nasıl bir etkisi olacağını tahmin edebiliyor musun? Hem de çok iyi. Bunun peşini bırakmayacağım. Ahtapot. Sana yeni bir görev verdi. Tümüyle ona odaklanmanı istiyoruz. Muhbiri tespit etmeme ramak kaldı. Ali Yüzbaşı'nın kardeşini alıp bu işi kökünden temizleyeceğim. Mithat! Sana yeni bir görev verdik, anlamıyor musun? Ali Yüzbaşı ve kardeşiyle başka bir ekip ilgilenecek. Kim? Borat. Onu Türkiye'ye kaos çıkarmak için gönderdik. Boran, nihayet gelebildin. Bugün benim doğum günüm Lilith. Çocuklar bırakmadı. Doğru. Nasıl unuttum onu? E bunu beylerle kutlayalım o zaman. Ne kadar orijinal bir fikir. Profesör Cihangir Yılmaz. Türk Devleti'nin Gök Kubbe Savunma Kalkanı projesinin başındaki isim. Onu kaçırıp ahtapotun bilim üstüne götüreceğiz. Yine büyük oynuyoruz ya. Mekan neresi? Korunaklı bir villa. Kapısında 5 tane koruması var. Ayrıca partimiz kostümlü olacak. O zaman gidip mumları üfleyelim. Thomas operasyonundan sonra fark ettim ki uzun zamandır rehine kurtarma operasyonu icra etmiyoruz. Ve bilirsiniz ki biz eğitim yapmasak paslanırız arkadaşlar. Bu yüzden bugün bir rehine kurtarma operasyonu icra edeceğiz. Her zaman hazırız. Yapalım. Beige renkli takım Selim'in komutasında savunmada kalacak. Bina içinde istediğiniz düzeni alabilirsiniz arkadaşlar. Cengizler ise operasyonu düzenleyecek. Ve en kısa sürede rehineyi kurtarmaya çalışacak. Sonra ekipler yer değiştirecek. Zaman sizin en büyük düşmanınız arkadaşlar. Hüseyin her iki takımda kalıp rehinin başına duracak. Ve en ufak yanlışınıza rehineyi vuracak. Anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşıldı. Şimdi kuru sıkı şarjörleri takın. Sakın bir numarada yapmayın. Herkes öldüğünü bilir arkadaşlar. Eğer biz birbirimizi yenersek düşmanı ezip geçeriz. Şimdiden başarılar. Sağ ol. Acımayacağız size devrem. Elinden geleni yap devrem. Ardına bile koyma. Merak etme. Koyma. Bu arada burası okul değil. Hatırlatmakta fayda var Anastasiye benim. Göreceğiz İsmail başlamış. Devre falan dinleme, mezar geçerim Sabri, haberin olsun. Dikkatli ol devrem. Kelebek gibi uçar, para gibi sokarım. Hiç şansınız yok komutanım, hiç. Demir yumruğun tadına bakacaksınız Bora. Hadi gidelim beyler.
Ekip toplan. Şimdi bu Cengiz'in taktiği belirir. Plan belli arkadaşlar. Beklenmedik yerde belir, hazırlıksız olduğu yerden saldırır. Beklenmedik yerden belirip hazırlıksız olduğumuz yerden saldıracak. Ama o kutup ayısı bununla yetinmez. Ama benim bir planım daha var. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yaklaşın, anlatıyorum. Fazla zorlama. Emredersiniz komutanım. Ben içeri girince direkt ağlıyoruz. Ben direkt rehineye gideceğim. Siz de onları oyalayın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi. Böyle uzaktan atmaya benzemez bu işler aslanım. Sıra bize de gelecek komutanım. Umarım sessiz ve derinden geliriz Arastayım benim. Ötün. Bir dahaki sefere görüşürüz İsmail başlamışım. Görüşürüz Arastayım benim. Öldüm Devre. Dua et kolumuzu. Devre, ne yapıyorsun ya? Tatbikat yapıyorsun da ağzımı kırdın ya. Ya gerçek olsaydı Devrem, ha? Ben gideyim de Reyna'yı kurtarayım hadi. Git kurtar hadi, git. Oh! Çenem mi çıktı acaba benim ya? Ha. Ne oldu Hüseyin, ha? Seni ikna edeceğimi zannettin. Hiç uğraşamam kardeşim, hızlı ve tek atarım ben. Vallahi ne yalan söyleyeyim komutanım, bekledim. Ha, bakalım kimmiş bu Reyna? Hop! Sahte Reyna bu. Gerçeği nerede? Ben öldüm komutanım. Ölüler konuşamaz. 4 dakika 26 saniye. Hiç fena değil Reyna. Kimmiş bu sahte Reyna? Kalsın. Çıkabilirsin. Neyse. Sırf perdesi aralanmasa da olur. Ne de olsa kazandım. Hadi ekipler reisin. Ambulans nerede kaldı? Gelmek üzere efendim. Benim güzel kızım. Dayan Didem. Dayan yavrum. Güzel kızım benim. Lütfen hemen müdahale edin. Kızım kalp spazmı geçiriyor. Kalp ilaçlarını verdim ama hiçbir işe yaramadı. Lütfen bir şeyler yapın hemen. Bu ilk defa olmuyor sana. Hayır. Kızım da benim gibi kalp hastası. Ama ilaçlarını düzenli olarak kullanıyordu. Hiçbir sorun yoktu. Belki de okulda yememesi gereken bir şey yedi. Ne saçmalıyorsun sen? Müdahale etsene be adam. Edeceğim. Edeceğim.
Müdahale edelim. Ettik. Neler oluyor burada? Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Kızına ilaç verip hastalığını tetikleyen kim? Ben. Eğer dediklerimi yapmazsan 10 dakika içinde kızın eder. Ama uslu durup ve benimle gelirsen kızım yaşar. Kapış. Anladın? Anladın. Anladın. Merkez, 3460'ı konuşuyor. Cihangir Bey'i ve kızını kaçırdılar. Söylediklerinizi yapacağım. Lütfen. Kızıma ilacı verin. Yoksa kızım ölecek. Konuşma. Kes sesini. İlacı ver Lilith. Cihangir Bey'imizi üzmeyelim. Seninle daha çok konuşacağımız şey var. Kızım. Buradayım yavrum. Bak yanındayım. Merak etme. İyisin tamam mı? Baba. Tamam yavrum, yorma kendini. İyi olacaksın tamam mı? Tüm ekipler olay yerine intikal etsin. Sahte ambulansın plakası 34 Adana Zonguldak 37691. Tekrar ediyorum. 34 Adana Zonguldak 37691. Sizi yakalayacaklar. Beni neden kaçırdığınızı çok iyi biliyorum. Devletim için yaptığım çalışmaları asla size satmayacağım. Bir profesör için oldukça zeki. Gök kubbe savunma sistemi milletimindir. Buna siz asla mani olamayacaksınız. Hadi ağzı. Fena tongaya düştük arkadaşlar. İçeri girince dağılmışlar. Herkes hedef seçmiş. Bizi oyalarken Cengiz de öne geçmiş. Taktik değiştirmeliyiz komutanım. Bizden de aynısını bekleyecekler. İkişer ikişer mi gitsek komutanım? Bir üç yapalım. Biz onları oyalarken Selim Yüzbaşı arkadan dolaşır. Yok. Bu planlar işe yaramaz. İçeri hızlıca girip çıkacağız. Bam bam bam. Öndeme sert başladılar. Aras. Biz arkadan dolaşalım. Anlaşıldı. Siz onları burada oyalayın. Anlaşıldı. Çık çık. Kafanı çıkartma Devran, vururum.
Görürsen indirirsin devre. Temiz. Cengiz Yüzbaşı ortalıkta yok, bir şeyler çeviriyor. Sen dikkatini dağıtma Aras. İçeri girince Hüseyin'in dikkatini dağıt yeter. Gerisi bende. Giriyoruz. At silahını! Sen at yoksa vururum. At silahını! Kontrol et. Rehineyi kontrol et. Üstünü ara, üstünü ara! Aslı. Sen miydin ya? Oh. Eyvallah Aslı. Elendiniz arkadaşlar. Ben ve timim kazandı. 3 dakika 46 saniye. Ama öldünüz arkadaşlar. Hadi toparlanın. Allah sizi ya. Nasıl kaybetti ya? Ya canım devrem benim. Yine kaybettim. Ne olacak bu halim? Vatan sağ olsun kardeşim. Dikkat beyler. Rahat da dinle. Esas rehine bendim komutanım. Ben de tuzaktım. Evet, Cengiz bunu fark etti. Selim Aras'a doğru emri vermesine rağmen Aras rehinenin üstünü aramadı. Başlığını çıkararak Selim'in dikkatini dağıttı. Unutmayın arkadaşlar. Emirleri ve komutları yerine getirmezsek kaybeden biz oluruz. Kazanına böyle bir ödül falan bir şey yok mu ya? Yani. Bence kaybedene bir ceza verelim. Benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Çok güzel bir ceza olacak. Çok eğleneceğiz, çok. Hadi. Cihangir'le kızı buradan götür Lilith. Ne yapacağını biliyorsun. Merak etme Burhan. Her şey planladığımız gibi hazır. Güzel. O zaman havai fişeklerle Türkiye'de kaosu başlatmana vakti geldi. Ya Ali Yüzbaşı? Tatlıyı sona bıraktım. Bu gece ziyaretine gideceğim. Bakalım kulağına Ahtapot'un kirli çamaşırlarını fısıldayan muhbir kimmiş. Göreceğiz. Hadi dikkatli ol. Sen. Yazı işleri müdürüm Jack. İsviçre'de ölü bulunmuş. Öldürmüşler. Benim yüzümden oldu. Yaptığım haber yüzünden oldu. Sen doğru olanı yaptın Berna. Biliyorum. Biliyorum ama böyle kullanılmış olmak çok gücüme gidiyor. Olan oldu artık. Şimdi senin yapman gereken tek şey gidip savcılığa ifade vermek. Evet, tamam. Yarın ilk işi halledeceğim. Başsavcı davet etmişti zaten. Ali, ben senden çok özür dilerim.
Ben en başta seninle ilgili sandım. Neyse, bunları konuşmayalım artık Beren. İyi ki varsın. Şu an korkmuyorsam senin sayende. Sana çok güveniyorum. Bana değil, hukuka güven. En kısa zamanda da bu adamlara adaleti teslim edeceğiz. Merak etme, tamam mı? Bundan hiç şüphem yok. Efendim? Abiciğim, döndün mü? Döndüm. Döndüm de. Sen sofrayı niye ara kurdun? Ne sofrası? Ben hazırladım. Karşılıklı güzel bir akşam yemeği yeriz dedim. Abi, Sıla mı o? Ocakta yemeğim vardı. Vallahi da Sıla. Evet, bildiğin cimrime Sıla. Yani böyle sofralar falan kurulduğuna göre barışılmış demek ki ha? Hadi ben seni sonra arayayım, hadi. Hadi bay bay. Sedef. Çarpıldım. Ben sana çarpıldım Sedef. Aras. Komutanım. Abi. Abi sen misin? Abi neredesin? Sana değil, Aras'a söylüyorum. Ben gidiyorum Sedef. Gidiyorum. Ne olur geri dön Aras. Sağ salim geri dön. Hey! Uyan artık. Kendinden geçmişsin. Kusura bakma İsmail başçavuş. İmzala şu sonuç raporlarını da Süleyman'a verelim. O da işini yapsın. İmzalayayım. Aras da eminim. Bir problem mi var? Ya ben rüya gördüm. Hmm. Ali Yüzbaşı'yla Sedef'i gördüm. Araba kazası falan yapıyorlardı. Allah korusun. İyi de seninle alaka onu anlamadım. Onu ben de anlamadım. İsmail başçavuş. Sedef de abisi gibi pek hızlı kullanır arabasını. Dikkat etmek lazım. Hızlı mı kullanıyormuş? Öf. Hem de uçarlar böyle abi kardeş. Ya. Yani kullanmasın canım, ne gerek var? Neden öyle hızlı kullanıyor ki? Bana ne? Bana ne de kaza falan olur. Başçavuş, Allah korusun. Yok, Aras demenim. Şaka yaptım. Unutma, o bir savcı. Hız sınırlarını geçmez. Sen de geçmezsen iyi edersin Aras demenim. Ben bir çay alacağım. İster misin? İsterim. İsterim tabii. Açık. E tabii. Açık olması iyidir.
Dolaptan salçayı versene. Operasyondan sonra aksi bir durum olmadı değil mi? Hayır, tam da planladığın gibi. Amy hayatını bana borçlu olduğunu sanıyor. Kaldırabilirsin. Sos için soğanı da doğrasana. Nasıl? İnce ince kıyılacakmış. Kıyma. Karar ver, kıyayım mı, kıymayayım mı? Özür dilerim. Soğanı kıy, kıymayı da bana ver. Mithat peki? Onun durumu ne? Bana olan güveni tazelendi. Emin misin bak? Oyun oynuyor olabilir. Öyle olsaydı Emin'in tedavi gördüğü yeri bana söylemezdi. Ama onu oraya bizzat ben götürdüm. Ha, bu arada masanın üzerinde bir not kağıdı var. Yemek için değil. Senin için. Amy'nin kaldığı adres yazıyor. Neyse sular durulsun. Alırız. Bu arada artık sen de kendine dikkat et. Mithat Thomas suikastinin nasıl deşifre olduğunun peşine düşecektir. Oho, düştü bile. Hatta bizi satanı bulmak için planını dahi yapmış. Soğan. Henüz detay vermedi ama birkaç güne kalmaz iletişime geçer. İnşallah bu işin ucu sana dokunmaz. Sanmam. Benden şüphelenemez. Kendi kendimi de ihbar edecek değilim ya. Sosu karıştırmaya devam etsene. Mithat'ın itibarını kazanması için yeni bir hamle yapmasına ihtiyacı var. Ve sayende bana eskisinden daha çok güveniyor. Artık işimiz çok daha kolay olacak. Rehavete kapılmasan tabii. Merak etme sen. Su uyur, Nadia uyumaz. Acı da koysana, pul biber yakışır. Ali, yalnız bir şey merak ediyorum. Timin, onlara benden ne kadar bahsettin? Anlamadım. Thomas operasyonunda tek başına değildin yüzbaşım. Onlarla sen ilk başta beyaz melek olarak tanışmıştın. Yani benim tanıştırmama gerek kalmadı. Yani sende kaldığımdan ve açık kimliğimden hala haberleri yok. Değil mi? Ne bu şimdi? Güven oyunu tersine mi döndü? Sen mi sorguluyorsun artık beni? Aa, ne haddimi? Ha, bu arada sos olmuştur. Altını kapatabilirsin. Şuna bak, hemen oturmuş oraya. Hani sen yapıyordun yemeği? Aa, iyi hatırlattın. Yemeğin altını da kapat. O da hazırdır artık. Hem bu ne biçim yemek ya? Soğan en son mu konur? Konmaz mı? Konmaz tabii. Çiğ kalır. Ne yapıyorsun sen? İlginç yemek tarifleri. Yani biraz kopya çekmekten kimseye zarar gelmez, öyle değil mi? Hem bak görürsün. Yemeği çok güzel yaptım.
Tarifler internetten, işçilik Ali'den ama sorsalar Nadia yaptı yemeği ha? Eline sağlık Bora. Afiyet olsun komutanım. Arkadaşlar aman. Yiyebildiğiniz kadar yiyin. İyice yiyin, karnınızı doyurun. Ne de olsa hesaplar Aras'tan. Vallahi baştan söyleyeyim ben 2 günlük yemek yiyeceğim. Kimse beni durdurmaya çalışmaz. Vallahi yandın Aras'ta eminim. Senin bu girişle 2 maaş gidecek. Olsun. Afiyet bal şeker olsun. 2 olsa yine iyi. Sadece 1 maaşı Selçuk tek başına dürüm yapar yer şimdi. Yapacak bir şey yok. Beni biliyorsunuz yaparım. Gezenize bereket Aras dayım benim. Hani böyle bedava olunca daha bir tatlı oluyor. Oo, buyurun. Ayran ver. Afiyet, afiyet olsun. Merhabalar, afiyet olsun. Satları gelmiş. Merhaba. Hoş gelmiş. Sağ olun. Muhabbetiniz bol olsun. Aa, bravo. Bravo. Bora, vallahi keskin nişancı olduğun her yerden belli. Vallahi Devrem helal olsun, tam kıvamında olmuş. Eyvallah Devrem, gel. Ne de olsa Tim'in annesi. Elinden her iş gelir. Gelir tabii. Size annenizin yokluğunu bir an olsun hissettirmedim ben. Ha Selçuk, Süleyman'a paket yapalım. Malum hala mesaide. Tamam tamam, o iş bende. Nemrut'un kızı diyelim mi abi? Başım üstüne komutanım. Gitti. Bu ne devrandır dünya gözümde Kerbeladır Allah'tan bulası. Haydi! Ocağım söndü nasıl beladır bırakıp gitti. Bu ne devrandır dünya gözümde Teşekkür ederim. Çok mutlu ettin beni. Şu an benden daha mutlu olamazsın. Yani senin güldüğünü görmek dünyalara bedel. Bastı. Biraz hava alayım dedim. Ha. Sadece kalabalık mı? Yoruldum be Cengiz. Bir insanın karşısına hiç mi kolay bir şey çıkmaz ya? Zor diyorsun ha? Zor olacak ki imtihan olsun be Devrem.
Seninki gibi mi? Girme o konuya devre. Hala mı ya? Kaç yıl oldu? Anlatsana artık Yasemin'le neden ayrılmıştınız? Bilmiyor musun Devrem? Aynı devreydik. Aynı birlikte görev yapıyorduk. Biz mesleğimizle ilişkimizi bir arada yürütemedik. Neden? Engel olan neydi size? Devreydik diyorum Selim. Olmuyor işte, olmuyor. Sevgililik olmuyor. Bak bir ilişki yaşıyorsan hemen resmiyete dökmen lazım. Sen de evlenseydin. Ne yani, hiç mi yuva kuran personel yok? Yüzlerce var, çok da mutlular. Var, var, ben de biliyorum, var ama işte. Sen de biliyorsun Devrem. Biz özel kuvvetleriz. Bizim imtihanımız büyük. Zaten ne olduysa o 7 aylık görevde oldu. Ne oldu Devrem, anlat. Dertleşiyoruz. Başka zaman Devrem. Bu hayatta herkes bir şeyle sınanıyor. Ve herkes bir şeylerin bedelini ödüyor. Bazen seçimlerini, bazen de seçemediklerini. Kardeşlerim, bu güzel günde Türkiye Cumhuriyetler Kültür Birliği Derneği'nin açılışı için toplandık. Türk töresinin ortaya koymuş olduğu yüksek ahlaki değerleri tanımak ve onları yaşatmak amacımız. Ve diğer bir hedefimiz ise güzel Türkçemizin inceliklerine vakıf olmak ve Türkçemizi tüm dünyaya tanıtmak. Başım
etmesin. Daha nice güzel hizmetlere vesile olması duasıyla kurdelemizi kesiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi be Bahar be, aç şu telefonu be. Hadi be Bahar, aç şu telefonu. Sevgilim. Bahar. Bak sana kuru dolmayla poğaça getirdim. Ya sen neredesin ya? Süleyman. Ne oldu, neyin var senin böyle? Korktum Bahar ya, çok korktum. Çok şükür Allah, çok şükür seni bana bağışladı. Çok korktum, aklım çıktı benim sana ulaşamayınca. Niye kapalı senin telefonun? Niye ki? Ya haberin yok mu senin, patlama olmuş. Ne patlaması? Ya bu senin çalıştığın anaokulunun orada işte, patlama olmuş. Ben de sana ulaşamayınca çok korktum ya. Şarjım bitmişti. Olan bitenden haberim yok benim. Kimseye bir şey olmuş mu peki? Olmuş. Bayağı yani ölüler, yaralılar falan var ama ben de tam bilmiyorum ki. Çok şükür Allah'ım ya. Bitmesin bir daha şarjın. Tamam, iyiyim ben. Kurtar, çıkar beni buradan Nadia. Sana minnettarım. İki kez hayatımı kurtardın Nadia. Sen insanların arkasından böyle dalga geçiyorsun sürekli. Ah lütfen. Yani sadece hak edenlerin. Hem şaka bir yana mı gerçekten Amy'nin bana artık bir değil tam iki can borcu oldu. Umarım borcunu akıllı şekilde tahsil edersin. Sen hiç meraklanma yüzbaşım. Tahsilatta üstüme tanımam. Ona ne şüphe canım. Ama keşke yani birazcık mutfakta da iş bilsen. Ya inşallah senin yüzünden zehirlenmeyiz. Ay hiçbir şey olmaz, meraklanma. Bence gayet güzel olmuş. Aa bak bitirmişsin bile. Ya oldu tabii, ben yaptım yani. O soğanları öyle ince kıymasaydı bunlar pişmezdi. İyi. Tebrikler yüzbaşım. Ha, bu arada seni tebrik etmem gereken bir konu daha var. Gerçekten Emin'in yanında tam Oscar'lık bir performansla öldün.
Oh! Bravo gerçekten. Hareketlere bak ya. Oscar demişken bize ödül verecekler bu arada. Nasıl yani? Thomas'ın hayatını kurtardık ya. Hükümeti bizi ödüllendirecekmiş, madalya verecekmiş. Ama eminim onlardan gelecek madalyayı göğsüne takmak yerine onlara mermi takmayı tercih ederdin. İlla ki. Ama amaçlar genellikle isteklerin önünde geliyor. Senin amacın ne Nadia? Gerçekten annenin intikamını mı almak istiyorsun? Yoksa sadece onu bulabilmek mi? Yani gerçekten dönüp dolaşıp yine anneme geldik demek, öyle mi? Aslı komutanım, Mithat Sargon Beyaz Meleği arıyor. Sesi aç, dinleyelim Büşra'm. Bugün yeniden doğduğumuz gün Nadia. Maalesef tek başıma kutlamaya gideceğim. Yanında olmayı isterdim patron. Thomas'la görüşmen güzel geçti anlaşılan. Onun sayesinde Ahtapot'un güvenini yeniden kazandık. Hatta yeni görevimizi bile aldık. Beni aramanın nedeni belli oldu. Oldukça kritik bir operasyon. Altından ancak sen kalkabilirsin. Nedir görev? Önemli bir adam için operasyon yapacağız. Peki ayrıntılar belli mi? Vakti gelince bildireceğim. Mithat'ın operasyonuna katılmayın. Hayır tabii ki de. İkili oynamaktan bahsediyorum. Mithat'ın sana verdiği görevler gerçekten çok tehlikeli. Ali, benim kararım kesin. Ahtapot'un kollarını bir bir kesmeden, o uğursuz kafasını koparmadan vazgeçmeyeceğim bu işten, tamam mı? Nadia bak. Kararlı duruşun, cesaretin, bütün bunları takdir ediyorum. Gerçekten. Ama artık gün geçtikçe daha fazla risk almaya başladım. Bunun böyle olacağını ikimiz de biliyorduk. Başından beri biliyorduk. Evet ama aldığın riski azaltabiliriz. Bunu söylemek istiyorum. Nasıl olacak o iş? İş birliğimizi resmiyete dökelim. Asla. O zaman seni koruman daha da kolaylaşacak. İnat etme. Benim böyle bir talebim yok ki. Hem ne demişler? Su testisi su yolunda kırılır. Hadi. Bak, bu konu benim için kapanmıştır. Fikrimi değiştirmeye de hiç niyetim yok. Nereye? Odama. Dinliyorum Ali. Komutanım, Nadia geldi. Mithat onunla konuştu. Biliyorum. Thomas'la görüşmesinden sonra telefonunu tespit edip dinlemeyi aldık. Yeni eylemin ayrıntıları belli olunca Nadia bizle paylaşacak. Bugünkü hamlesi bize büyük fayda sağladı. Siz şu muhbirlik meselesini konuşabildiniz mi? Konuştuk komutanım. Ama teklifimize sıcak bakmıyor. Sen fazla ısrarcı davranma yalnız. Emredersiniz komutanım. Komutanım, orada Nadia'nın annesi... Annesi mi? Nadia'nın zayıf karnı kaybolan annesi komutanım. Bunu iyi biliyorum. Eğer bunu çözersem... Nadia her istediğimizi yapar.
Tamam Ali, benden haber bekle. Annesi. Erkan. Emin komutanım. Ahmet Albay'ı çağır. Siz de arabayı hazırlayın. Önce eve uğrayıp üstümü değiştireceğim. Sonra da Ali Yüzbaşı'nın evine gidiyoruz. Emredersiniz komutanım. Gel. Emredin komutanım. Gel Ahmet, gel. Bugünkü terör eylemiyle ilgili bir gelişme var mı? Faillerini bulmuşlar mı? Ne yazık ki yok komutanım. İstihbarat birimleri araştırıyor. Bunların amaçları belli. Niyetleri Türkiye'yi karıştırıp kaos çıkarmak. Biz de önlemimizi alalım. Emniyet tedbirlerini kırmızı alarma çıkartın. Operasyondaki diğer timleri takip edip bana an be an bilgi geç, ben çıkacağım. Emredersiniz komutanım. Çıkabilirsin. Nadia. Nadia. Ne var? Dolapta kete kalmış, hadi ısıtıyorum, gel. Yemeyeceğim, sağ ol. Bak gel, ısıtınca her tarafı koku saracak, canını çeker. Pişman olursun, hadi naz yapma, gel. İstemiyorum. Karnım tok benim. Ahretlik. Kahvenin şekerini çok katmamışım değil mi? Yok yok, çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ali'nin kız arkadaşından haber var mı? Kız arkadaş değilmiş be. Aa tüh. Ben de Ali bir yuva kurar, sana torun verir diyordum ama neyse, kısmet. Görür müyüz o günleri be Emine? Görürüz, görürüz inşallah. Allah'ın izniyle görürüz. Ama zaten gözüm pek tutmamıştı kızı. Niye ki? Ama neyse canım. Zaten kız arkadaşı da değilmiş. Boşver. Anne! Ben geldim. Ne? Hoş geldin, gel gel. Biz de Emine teyzenle kahve içiyoruz, laflıyoruz. Emine teyzeciğim, hoş geldin. Ay. Hoş bulduk yavrum, sen de hoş geldin. Anneciğim. Oh yavrum. Size bomba gibi haberlerim var. Bak şimdi. Bugün abimi aradım. Bilin bakalım yanında kim vardı? (Gülüyor)
Hekim. Sıla. Barışmışlar. Hatta abime sofra bile kurmuş. Gördün mü bak Muazzez. Güzel haber ha? Nasıl gidiyor? Sadece hanımın evinden haber var mı? Şimdiye kadar kayda değer bir şey konuşulmadı. Aman dikkatli dinleyin. Önemli bir kayıt olursa da hemen bana haber verin. Anlaşıldı efendim. Hayırdır Selim? Gecenin bu saatinde hangi rüzgar attı seni buraya? Bilmem, öyle içim sıkıldı biraz. Yalnız kalmak istedim. Biraz suladım, sonra da buraya geldim işte. Yalnızlığa alıştıysan köşkün lambaları uyandırılmış demektir. Gece gündüz hep aydınlık be usta. Benim asıl derdim baş köşenin sahibini davet edememek. Usta, içimde sözler var. Düğüm oluyor susunca. Düğüm varsa orada aşk vardır Selim. Geçmiş olsun sana. Hemen de koydum teyze. Aşık mıyım yani ben şimdi? Arife tarif gerekmez demiş buldular. İyi demişler, eyvallah. Madem öyle, söyleyeyim o zaman. Benimkisi imkansız bir aşk olsa. Başta herkes öyle gelir de sonradan çeyiz düzülmeye başlar. Yok yok, benimki gerçekten olacak işte. Ya sen şöyle bir anlat bakalım da bir öğrenelim. Kimmiş bu talihli kız? Henüz kendi de bilmiyor talihli olduğunu. Söyleyemedim. Devrem oluyor kendisi. Ne güzel işte. Birbirinizi çok iyi anlarsınız. Orası öyle de usta. Her şeyin bir olur var. Yani insan gidip de devresine yan gözle bakmaz mı? Sen de biliyorsun, geçtin bu yollardan. Oğlum, sen yan gözle bakmıyorsun ki. Gönül gözüyle bakıyorsun senin. Allah'ın emri, peygamberin kavli var işin sonunda. Oo, hayırlı olsun. Kimi istemeye gidiyoruz? Vallahi öğreneceğiz yakında Aslı kızım. Sen nereden çıktın bu saatte? Bir konu görüşecektim Çelebi ustayla. Ne konusu? Kusura bakma da sana ne Selim? Evet haklısın. Bana ne? Ben yürüyordum. Yürüyüşe çıkmıştım ben. Gideyim o zaman. Bana müsaade... Selim. Kahveni bitirseydin. Kahvemi bitireyim usta. Kahvemi. Kahvemi bitirdim. Oldu. Görüşürüz. Bana müsaade. Selim. Çıkış bu tarafta. Evet. Çıkış o tarafta. Allah'a emanet. Sen de usta. Görüşürüz Aslı. Görüşürüz. Buyurun. Ay abi sağ ol. Thank you.
gece bir hal var üzerinde herkesin. Hayırdır, iyi misin Aslı kızım? İyiyim abi. İyiyim iyi olmasına da. Ya benim günlerdir kafama takılan bir mesele var. İşin içinden çıkamayınca da sana bir danışmak istedim. Estağfurullah kızım. Elimden ne gelirse seni dinliyorum. Yani nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Biraz özel bir konu çünkü. Hayırdır? Sacit Generalimin emriyle bir meseleyi araştırmaya başladım. Siz Sacit Paşa ile 90'ların başında tanışmıştınız değil mi? Evet. Bulgaristan'da askeri ateşelikte görevlendirildik ikimiz. Sacit komutan o zaman istihbarat subayıydı. Peki o dönem Sofya'da bulunan diğer Türk ajanları ile koordineli mi çalışıyordunuz? Geçmiş gün. Komünist Bulgaristan'ın dağılma dönemiydi. Karışıktı haller. Yani o dönemde birileriyle irtibat kurulmuştur mutlaka. Anladım abi. Şimdi soracağım soru aramızda kalsın rica edeceğim. Devlet sırrı sayılı çünkü. Aslı kızım, biz can veririz, sır vermeyiz. De bakalım diyeceğine. Abi o döneme dair araştırma yaparken bütün yollar hep aynı isme çıktı. Gözü pek bir kadın. Türk istihbarat görevlisi Gülseren Turnam. Senin şahitliğin hayati önem taşıyor. Gülseren Hanım'ı tanıyor musun? Kararımı çoktan verdim. Ölsem değiştirmem. Mensubu olmaktan şeref duyduğum Türk milletini satmam. Gözyaşları annen için mi? Onu çok özledim ben. Gerçekten annemi çok özledim. Thank you.
Yokluğu bazen o kadar zor geliyor ki. Keşke onu bulabilsem. Keşke onu sarılabilsem diyorum. Merak etme. Ben yanındayım. Ne yapıp ne edip anneni bulacağız, söz veriyorum sana. Komutanım. Merhaba Ali. Rahatsız etmedim umarım. Estağfurullah komutanım. Başımın üstünde yeriniz var. Sağ ol. Tanıştırmayacak mısın? Tabii ki de. Sacit komutanım. Sıla. Sacit. Memnun oldum. Ben de. Misafirin olduğunu bilmiyordum. Yanlış bir zamanda gelmedim umarım. Estağfurullah komutanım. Adınızı daha önce hiç duymamıştım. Arkadaşın mı? Evet komutanım. Kız arkadaşım. Tekrar tanıştığıma memnun oldum. Aslında ben hiç yeni tanışmış gibi hissetmiyorum. Sanki sizi doğduğumdan beri tanıyor gibiyim.
Beni birine benzetmiş olmalısınız. Sanmam. Öyle olsaydı kime benzettiğimi çıkarırdım. Hafızam kuvvetlidir. Ama malumunuz, insanlar çift yaratılmıştır derler. Gençliğinizde Bulgaristan'da bulundunuz mu? Evet. Ama öyle yeni dostlar edinecek kadar değil. Siz Bulgaristan'da mı yaşıyorsunuz? Yaşıyordum. Eskiden. Hatta çok çok eskiden. Üniversiteyi Almanya'da okudum. Maşallah. Türkçeniz çok iyi ama. Evet. Annem öğretmişti bana Türkçeyi. Ne güzel. Anneniz nerede şimdi? Sıla bir süredir bende yaşıyor. İstanbul'a bir iş görüşmesi için geldim. Umarım görüşmeniz istediğiniz şekilde gerçekleşir. Umarım. Yani söylemeden edemeyeceğim ama... Yani gerçekten Ali'nin dediği kadar varmışsınız. İnsanlara hep... baba sıcaklığıyla yaklaştığınızı söylemişti. Gerçekten öyle. Eksik olmasın. O da benim oğlum sayılır. Ben artık sizi yalnız bıraksam iyi olacak. Konuşacaklarınız vardır. Tekrar tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de. Ali, biz de bir dışarı çıkalım istersen ha. Temiz hava iyi gelecek. Çıkalım komutanım. Annesinin yerini bilmediğinden emin misin? Emin değilim komutanım. Ama tek söylediği Türkiye'de bir yer oldu. Peki ya babası? Hiç ondan bahsetmedi mi? Küçükken terk edip gitmiş. Tabii söylediklerinin ne kadarı yalan ne kadarı doğru orası muamma. Tutarsız bir şey söylememiş. Ama yine de sen dikkatli ol. Bu kızın çok zeki olduğu gözlerinden belli. Emredersiniz komutanım. Her şeye rağmen içinde saf, temiz kalmış bir şeyler var sanki komutanım. Saf ve temiz. Kolombiya'dan Zimbabwe'ye, Sırbistan'dan Yemen'e kadar tüm dünyaya silah satan bir kadın. Saf ve temiz kalmış olabilir mi? Komutanım Nadia hiç kimseye benzemiyor. Onda farklı bir şeyler var. Biliyorum söylediklerinin neredeyse hepsi yalan. Ama tek bir konuda samimi. Neymiş o? Annesi. Annesinden bahsederken adeta küçük bir kız çocuğuna dönüyor. Komutanım Nadia ile ilgili sıkıntılı bir durum yok değil mi? Yok, hayır. Sadece yüz yüze tanışmak istedim o kadar.
Bugün kanlı bir terör saldırısı gerçekleşti. Çok sayıda sivil kaybımız var. Evet. Kanlı planlarını devreye soktular gene. Aynen öyle. Daha öncesinde de önemli bir Türk bilim insanı Cihangir Yılmaz ve kızı kaçırıldı. Ama bu konu hakkında basına hiçbir bilgi vermedik. Gök Kubbe Savunma Kalkanı Projesi. Komutanım, koruma altında değil miydi? Nasıl oldu bu? İstihbarat bu konuyu araştırıyor. Bize ihtiyaç duydukları anda harekete geçeceğiz. Teyakkuzda kalalım Ali. Emredersiniz komutanım. Bütün operasyonlarını size gambazlayan bu bir kim? Kim? Sen de kimsin? Konuş. Konuş ki geberen arkadaşın Atilla'nın yanına seni bir an önce göndereyim. Konuş! Canım gelmiyor mu?